sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Efendim hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Akgün. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV canlı yayında, ortak yayındayız. Bugün 1 Şubat 2018 günlerden Perşembe. Yine birlikteyiz. Güzel bir gün, huzurlu bir gün, mutlu bir gün olur inşallah. İşlerinizde başarılar olur. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla güzel bir gün geçirirsiniz. Güne Hürriyet Gazetesi ile başlayacağız. Bu arada Hürriyet Gazetesi ile başlarken Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Özgür Suriye ordusuyla birlikte inşallah Afrin'de işi bitireceğiz. Teröristleri temizleyeceğiz. Ardından da Membiç'e geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar itiraz etse Türk Silahlı Kuvvetleri yani Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok kararlı. Hürriyet Gazetesi'yle başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi manşette cephe genişliyor diyor. Zeytindalı Harekatı'nda dün Bülbül Beldesi'nde 2 köy ve 1 tepe daha alındı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712'ye ulaşırken Darmık Dağı'na yoğun bombardıman yapıldı. Raco ve Bülbül Dağı şu anda hedefimizde. Darmık Dağı çevresine yönelik sabah fırtına otobüsleriyle başlayan bombardıman hava saldırılarıyla devam etti. Bu arada dağ temizlendi. Operasyon kapsamında 3. cephe kuzeyine oluşturuldu. Türk Silahları Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'in kuzeyine Bülbül Beldesi'ne bağlı Bak Ubası ve Şirta köylerinde bütünlüğüyle kontrolü sağladı. Afrin'in kuzeyindeki Kurni Dağları'nın en yüksek tepesi terör örgütü PYD ve PKK'dan temizlendi. Temizlik hareketi devam ediyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Soçi'deki ulusal diyalog zirvesinin yanı sıra Zeytindalı Harekatı ve İdlib'de ele alındı. Erdoğan Afrin'deki operasyonlarla ilgili bilgi paylaştı bu arada. Bu arada terörist başı Abdullah Öcalan'ın daha dev resmini asmışlar Öcalan'ın. SİHA'larımız belirledi. F-16'larımız terörist başı Öcalan'ın posterini yerle bir etti. YPG'nin Darmak Dağı'nı yaptığı terör örgütü elebaşı Öcalan'ın dev resmi 27 metreye 40 metre ne kadar büyük yani 100 metre kare gibi bir büyük poster. PKK bağlantısının bir başka kanıtı oldu. Resim silahlı insanın sabah araçlarıyla SİHA imha edildi. Yani hani diyorlardı ya efendim bunların PKK ile ilgisi yok. Bunlar tamamen yeni bir oluşum diyorlardı. Yalan söylediler Amerika Birleşik Devletleri. Var mı öyle bir şey? Baktığınız zaman tamamen PKK'nın organizasyonunda yani PKK terör örgütünü destekleyen Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyayı yanıltmaya kalktı. Yani PYD ve YPG'nin terörizmle hiç ilgisi olmadığını anlatmaya çalıştı. Ama terörist başı Öcalan'ın posterini görünce yalan söyledikleri de ortaya çıktı. Türk SİHA'ları yani insansız hava araçları bombaladı ve yok etti. Evet, şiddetle savaşıyor demiş. Savaşlardaki tecavüze karşı Brüksel'de NATO karargahını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği'nin özel temsilcisi olarak ziyaret eden Angela Jolie yoğun ilgi gördü. Tecavüzün silah olarak kullanıldığını söyleyen Oscar'lı oyuncu çatışma alanlarında cinsel şiddetle mücadele için neler yapılabileceğini anlattı. Yani savaşta ne yapıyorlar? Kadınları bir ganimet gibi görüp tecavüz ediyorlar. Ve Angela Jolie de bunu görmüş ve tüm dünyayı geziyor. Barış elçisi olarak buna karşıyım diyor, destekliyoruz. Yeşil kart çekilişi kalkıyor. Trump, Amerikan Kongresi'nde konuşmasında çekilişte yeşil kart verilmesini kaldıracağını yerine yetenekli, çalışkan ve ABD'ye sevgi, saygı gösterecek kişilerin alınmasını sağlayacak bir sistem kuracaklarını anlattı. Ayrıca zincirleme göçe karşı da göçmenlerin artık uzak akrabalarını ülkeye getiremeyeceklerini, sadece eşe ve küçük çocuklara izin verileceğini bahsetti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne herkesin girmesini yasaklıyorlar. Yasak ülke Amerika Birleşik Devletleri olacak önümüzdeki günlerde. Fransa'nın düşüncesi sakat dedi Binali Yıldırım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Zeytindalı Harekatı için işgale dönerse bizim için gerçek bir sorun olur demesine
Fransa'nın düşüncesi sakat. Türkiye'nin işgal mantığı içinde hareket etmediğini dünya biliyor yanıtını verdi Binali Yıldırım. Fransa'nın Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri temizlemesi Fransa'nın işine gelmiyor. Gelmediği için de devamlı itirazlar söz konusu. Kurultay sonrası tüzük değişikliği var bu arada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP lideri Kılıçdaroğlu parti meclisi adaylığı için kriter olması gerektiğini belirterek kurultayın ardından bir tüzük değişikliği yapılması, çalışması yapılabileceğini belirtmiş. Hürriyet gazetesiyle yine devam ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nde hurdaya ayrılan cihazlarda ışın tedavisi uygulandığının izinsiz nükleer deneyler yüzünden radyasyon sızıntısı yaşandığının ortaya çıkması deprem etkisi yarattı. Rektör Profesör Doktor Mustafa Ünal, mağdur olan hasta varsa hemen tedaviye çağıracaklarını söyledi. Tedbirleri alma, millet radyasyona tabi olsun, sonra da çağıracakmış. Cenaze yıkama ve defin artık tehlikeli iş. Cenaze nakli, yıkama ve defin hizmetleri artık tehlikeli iş kapsamında değerlendirilecek. İş Sağlığı Genel Müdürü Koç, talep sektörden geldi dedi. Aldatmadan önce bir daha düşünün diyor Hürriyet Gazetesi 3. sayfasında. Eşler dışarıdan görülebilen kapalı devre kamera kayıt sistemleriyle çekilen ses ve görüntü kayıtlarını sadakatsizlik iddialı boşanma davadan delil olarak mahkemeye sunabilecekler. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençhan, görüntü kaydının gizli olarak yapıldığı söylenmeyeceği için hukuka uygun olmakla boşanma davasına delil olarak ileri sürülebilir dedi. Yani aldatma kaydı varsa mahkemelerde bu delil olarak bundan sonra görülebilecek. Sokaklar, mobeseler, ev iş yeri, alışveriş merkezlerinde güvenlik amaçlı kapalı devre kamera sistemleri ile günlük hayat kayıt altına girdi. Bu kayıtları sadakatsizlik iddialı boşanma davalarının delil olup olmayacağı ilişkin güncel tartışmaya bu davaların temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin başkanı Gençhan Facebook sayfasında noktayı koydu. Çok büyük bölümü yargı mensuplarından oluşan 5.000 arkadaşı ve ve 27.000 takipçisi olan Gençhan'ın kapalı devre kamera ile gerçekleşen görüntü ve ses kaydı delil olarak kullanılabilir mi? Konulu dünkü paylaşımındaki değerlendirmeleri özetledi ve özel hayata saygı ihlal etmez dedi. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vahşet döve döve öldürdüler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa kentinde, Magosa kentinde dün adayı dehşete düşüren bir cinayet işlendi. 8 Kıbrıs'ta Türk genci Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Nijeryalı Kennedy'yi evinden alıp kent dışına çıkarıp sopalarla döverek öldürdüler. Çok enteresan, vahşet. Cinayete bahane şekerim yükseldi. Beylikdüzü'nde 12 Mayıs'ta çocuk kavgası nedeniyle komşusu Eşref Güleryüzü tek kurşun öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Fadıl Akta Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yaptı. Olay günü oğlumun bıçaklandığını söylediler. Diğer aktar şöyle konuştu. Karakolda uzlaştık. Akşam oğlum kendisini bıçaklayan çocuğun babasının beni çağırdığını söyledi. Abim sorun çıkarmaması için benim yerime gitti. Komşular adam öldürüyorlar diye bağırınca ben de indim. Abimi dövüyorlardı. Korkutmak amacıyla silahı çıkarttım. Şekerim yükseldi. Silahın ateş alıp almadığını o an anlamadım diyor. Yani şekerim yükseldi. Silah patladı. Pardon, tabii ki gribal enfeksiyon var. Ses deforme olmuş vaziyette. Biraz idare edeceğiz. Yapalım? Evet, Bitcoin alışverişindeki gaspa iki gözaltı. İstanbul'dan Antalya'ya Bitcoin sanal para almak için gelen iki kişinin 182 bin dolarını gasp ettiği ileri sürülen 4 şüpheliden ikisi gözaltına alındı. Yani Bitcoin almaya gidiyorlar, paralarını kaptırıyorlar, hava alıyorlar işin özü. Şükrü Akgün, iyi yayınlar, başarılarını dilerim. Uzlaş Faik Erkan, günaydın, iyi yayınlar, hayırlı günler demiş, teşekkür ederiz. Evet, devam ediyoruz. Yeni Asır gazetesiyle. Efendim, Yeni Asır gazetesi iki lider İdlib için anlaştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib için anlaştı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri çekilmeyeceğiz demişti. Ama baktığımız zaman da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib konusunda anlaştığını söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye kararlı, sınırımızı, sınır güvenliğimiz için, ulusal güvenliğimiz için temizleyeceğim diyor ve temizleyecek de. Bu konuda bir problem olmayacak gördüğüm kadarıyla. Ama Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıkacak. Rusya için problem yok gördüğüm kadarıyla. Evet, özel timler temizliğe başladı. Jandarma özel hareket ve polis özel hareket ilk meskun mahal operasyonu için bugün Afrin Raco'da.
Evet, jandarma özel hareketle polis özel hareket birlikte hareket ediyorlar. Artık temizlik başlıyor Afrin içerisinde, sokaklarda. Teröristlerden temizlenecek. Afrin'de açık arazide tutunamayarak şehir merkezine kaçan teröristler, Güneydoğu'daki hendek operasyonlarında PKK'nın kökünü kazıyan JÖH ve PÖH ekiplerinin desteğiyle ortadan kaldırılacak. Yani jandarma özel hareket, JÖH ve polis özel hareket, PÖH şekliyle kısaltılmış. Mehmetçi'ye destek verecekler orada, destan yazacaklar. İlk hedefleri RACO bu arada. Sokak sokak temizlik yapacaklar. Fatma'yı uykusunda vurdular. Türk askerinin Afrin'deki sivilleri öldürdüğü yalanını yaymaya çalışan terör örgütü PKK, asıl sivil katliamını kendisinin yaptığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Dün terör örgütünün Reyhanlı'ya attığı 5 roketten biri, evinde uyuyan lise öğrencisi Fatma Avlar'ı hayatından kopardı. Saldırıda 3 kişi de yaralandı. Öldürülen terörist sayısı şu ana kadar 712 olmuş. Bunlar bilinen, görünen. Tabii görünmeyenler daha, çünkü harekat devam ediyor, ilerleme devam ediyor, bombalama devam ediyor. Bu sayının tahmini olarak belki de 1000-2000 olabileceği tahmin edilebiliyor ama net görünen sayı bu. Evet. Yeni asırla devam ediyoruz. Kentin altyapı, ulaşım ve çöp sorunlarını yıllardır izlemekle yetinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bu alandaki başarısı tescillendi. Kocaoğlu, Müjdat Gezen'in elinden en iyi seyirci ödülünü alırken, başkan İzmir'in sorunlarını en iyi izleyen ama çözmeyen kişi ödüllerinde oldu dedirtti, diye Yeni Asır ikinci sayfadan girmiş. Muğla'da baltalı kapıya çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen Levent Mermer kendisini aşağı atmak istedi. Mermer ekipler gelene kadar onu engelleyen iki genç sayesinde hayatta kaldı. Adam içmiş, orada şebeklik yapıyor. Çıkıyor, kendisini atmaya çalışıyor. Tabii ki orada gençler de yakalamış, atmasını engellemiş. Saldırıyı azmettiren Pamuk Cezaevi'nde diyor, İzmir Karşıyaka'da Esok Genel Müdürü Raif Canberk'e yumruklu saldırıda bulunmasıyla ilgili olarak yakalanıp gözaltına alınan 17 yaşındaki şüphelinin ardından Genel İş Sendikası'nın Esok Genel Müdürlüğü'ndeki temsilcisi İbrahim Pamuk da azmettiricilikten tutuklandı. Evet, 4. katta cam silerken düştü. İzmir'in Karabağlar semtinin ilçesinde evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek 4. kattan düşen Elisa S. 17 yaşında kaldırdı hastanede hayatını, tedavi alındı, hayatını kaybetmemiş. Evet, güzel. Evet, arkeoloji köyü Amasya'da Roma döneminden kalma tarihi eserler tarla sürerken tesadüfen bulan köylü satmaya çalıştığı eserlerle birlikte yakalandı. Abacı köyünde yaşanan K'ye tarlasını traktörü sürdüğü sırada takılan taşın kalkmasıyla Roma döneminden kalma mezarla karşılaştı. Mezarın içindeki insan iskeleti kalıntılarının yanında 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen iki gözler şişesi, bir bronz dayını, bir taç tokası, bir yüzük ve iki metal objeyi çıkarıp evine götüren K'ye durumu yakınlarında gizledi. Aradan bir yıl geçtikten sonra eserleri satmak isterken jandarmanın takibine takılan K'ye evinde ve iş yerinde yapılan aramada 63 tarihi eser bulundu. İlginç. Yani böyle Roma döneminden kalma tarihi eserler vatandaş alıyor tarlasından, evine götürüyor ve satmaya çalışıyor tabii ki süreç içerisinde. Evet, arazi kavgasında 4 ölü 7 yaralı. Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Yeni asırla devam edelim. Başka neler varmış? İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek, İstanbul'dan sonra konut fiyatlarının en yüksek olduğu il İzmir olarak belirlenmiş. İzmir'de fiyatların 2020 yılında İstanbul'da yarışacağı tahmin ediliyor. Kentte inşaat sektörünün 2018'de de büyüyeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Yapı Dünyası programına konuk olan Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, Yeni Asır'a da beyanat vermiş yine aynı konumda. İzmir'in cazibe merkezi olduğunu ve İstanbul-İzmir arasında 3,5 saate ulaşımla ilgili süre inmesi halinde İzmir'de fiyatların daha da artacağından bahsetmiş. Evet, şöyle baktığımız zaman inşaat sektörüyle ilgili 7. sayfa. Biyoder maketten satışta cayma cezası artırılsın diyor. Maketten konut satışlarında alıcıya tanınan cayma hakkının inşaatçıları zor durumda bırakabileceğine dikkat çeken Biyoder Başkanı Yetkin, %2 olan sözleşmeden dönme cezasının kademeli olarak artırılmasını istedi. Yok ya, ciddi mi diyorsunuz? Hayret bir şey. Yani vatandaşa sen maketten konutu satacaksın, parayı alacaksın,
Sonra da vatandaş caydığı zaman da %2 olan cayma bedelini daha fazla olsun diyeceksin. Yani sen maketten satıyorsun, daha yapmadığın konutun parasını alıyorsun, istediğin gibi onu tasarruf ediyorsun. Daha sonra da sen şimdi vatandaşın maketten satacağı veya alacağı paraya mı güvenerek inşaat yapıyorsun? İnşaat firması genelde bir öz kaynağı olur. Bence burada bir öz kaynak sınırı getirilmesi lazım. Vatandaş maketten konut alacak, vazgeçtim dediği zaman da %2 yerine %5, %10 cayma hakkı mı ödeyecek? Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Yani GÖDER Başkanı Yetkin maketten satışta cayma cezası artırılsın demiş. Ben maketten satışa karşıyım. Olur mu öyle şey? Maketi koyacaksın ortaya. Ondan sonra paraları toplayacaksın işte 10 milyonları, 100 milyonları. Vatandaş caydığı zaman da ceza keseceksin ona. Yok öyle bir şey. Bence maketten konut satışlarında caydığı zaman vatandaş hemen parasını ödemeler lazım. Asla şey olmaması gerekiyor. Evet. Bu arada gerekli paylaşımlar yapıldı herhalde değil mi? Şeyden Deben. Diğer şeylere bakalım. Evet. ERA 2017'de 1.2 milyarlık mülk satmış bu arada. Evet, satılabilir. Yani 1.2 milyarlık mülk satılabilir. Koç İnşaat var İzmir'de yine. Koç İnşaat'ın projeleri gündemde. Bugünlerde inşaatlarda konut satışları biraz düşük olduğundan dolayı da vatandaşlar ciddi bir şekilde satmak için enstrümanlar arıyorlar. İnşaatta yatırımlar tek imzayla hız kazanacak. Dün okumuştuk bu haberi. Tek imzayla inşaat ruhsatı verilmesine yönelik tasarının meclise sevk edilmesi sektörde sevinç dalgası yaratırken iş adamları yeni düzenlemeyle yatırımcının önü açılacak görüşünde birleşti. Evet. Gittiğiniz zaman 32 imzayla ruhsat alabiliyorsunuz inşaat ruhsatı ve artık o kalktı, tek imzayla inşaat ruhsatı alabileceksiniz. Yine sırada şöyle göz attık, devam edelim. Ege Telegraf gazetesiyle devam ediyoruz. Ege Telegraf'ta bu cenazeyi kaldıran yok. Halkapınar otogar metrosu tartışmaları sürüyor ama ilk demir yollar arasında yer alan ve çürümeye terk edilen Buca'daki tarihi tren yolunun artık adı bile anılmıyor. Bu cenazeyi kaldıran yok. İzmir'de oldukça fazla cenaze var aslında. Baktığımız zaman görünmeyen noktalarda mezbelelik olmuş. Yani bunları önümüzdeki günlerde Kanal İzmir televizyonu, mikrofonları, kameraları İzmir'de aslında sizlerin görmediğiniz, bizlerin görebileceğimiz çok şeyi ekrana taşıyacağız. Vatandaş ne diyor diyeceğiz. Vatandaşa da mikrofon tutacağız önümüzdeki günlerde. Yani bu cenazeyi kaldıran yok demiş. Halkapınar otogar metrosu tartışmaları sürüyor ama ilk demir yolları arasında yer alan ve çürümeye terk edilen Buca'daki tarihi tren yolunun artık adı bile anılmıyor. Yani neden bunlar yapılmıyor? Neden bunlar gündeme getirilmiyor? Neden bunlar perde arkasında kalıyor? Neden İzmir'de bazı şeyler çok başarılı bir şekilde yürümüyor? Yani şehri mi yönetemiyoruz acaba? Şehri emmini acaba yerel yöneticilerle, yani ilçe belediye başkanlarıyla birlikte ilçeleri mi yönetemiyor acaba? Yoksa büyükşehir yetkisi elinde olduğu için, ilçe belediyeleri şube gibi kaldığı için, her şeyi kafasına göre yapamayacakları için acaba bundan mı kaynaklanıyor diye de düşünmeden geçemiyoruz. Efendim, devletimize karşı büyük saldırı var. Karşıyaka Kaymakamı Saadettin Yücel, Zeytin Dalı Harekatı'nın vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için yapıldığını söyledi. Karşıyaka'daki kamu özel kurum ve kuruluşları ile siyasi parti yöneticilerini bir araya getiren aylık ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı. Karşıyaka Kaymakamı Saadettin Yücel toplantıda Karşıyaka'da Türkiye ve dünyadaki gelişmelere değinirken Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir saldırının olduğunu söyledi. Kaymakam Yücel, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar dileyerek başladığı konuşmasında ordumuzun Suriye sınırları içerisinde terörist unsurları temizlemek ve böylece her devletin tabi ve hukuki görevi ve sorumlu olan vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğundan bahsetti. Evet, bu arada tabii ki Karşıyaka'da sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla bir araya gelmiş ve buradan ortak bir ses vermiş Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili. Kaymakam Bey Saadettin Yücel gerekli şekilde konuşmayı yapmış. Evet. Ege Telegraf gazetesine de şöyle göz attık. Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Evet. Teröristin Rusya'daki Suriye zirvesine nasıl gittiği anlaşıldı. Katliamcı zirveye Esad göndermiş. Evet. Facebook paylaşımlarından bahsetmiştim ben. Oraya bakın isterseniz. Teröristin Rusya'daki Suriye zirvesine nasıl gittiği anlaşıldı. Katliamcıyı zirveye Esad göndermiş.
52 masum insanın öldüğü Reyhan saldırısının talimatını veren terör örgütü başı Miraç Uran'ın Esad'ın baskısıyla zirveye alındığı ortaya çıktı. Yani şöyle baktığımız zaman Soçi zirvesine bir katili göndermiş. Gönderen de Beşar Esad'mış. Yani Beşar Esad'ın affedersiniz ne yaptığı belli değil. Kimin saksafonu çaldığı belli değil. Rusya ile birlikte gibi gözüküyor. Amerika'nın istediği kişileri uzlaşmaya Soçi'ye gönderiyor. Yani katliamcı, katliamcı kimmiş o katliamcı? 52 masum insan öldüğü Reyhan saldırısının talimatını veren terör örgütü başı Miraç Uran'ın Esad'ın baskısıyla zirveye alındığı bahsediliyor. Yani ne biçim bir Suriye politikası, ne biçim adice, kalleşçe planlar, kimin eli kimin cebinde, kimin şeyi kimin şeyinde hiç belli değil. Yani çok enteresan. Yani eli kanlı terörist delege olmuş. Var mı böyle bir şey ya? Yani biz Soçi zirvesinde özellikle Suriye'nin gerçek sahiplerinin orada olmasını istiyoruz. Teröristlerin katılmasını istemiyoruz. Türkiye'nin tavrı açık ve net bu konuda. Milliyetçi Hareket Partili vekilden AKP'ye zehir zemberek sözler. Siyasetin dili zehirlendi. Hukuka güven yerlerde. Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir seçimde ittifak yapmaya hazırlandıkları AKP'yi toplumu kutuplaştırmakla suçlamış. Hayat dram çıktı diyor. Nagihan G. yaşamına son vermeden önce yazdığı mektupta küçük yaşta tacize uğradığını, kocasının kendisini kız kardeşleri ve arkadaşlarıyla aldattığını, sevgilisinin de ihanetine uğradığını kaleme aldı. Ve hayatı dram çıktı. 3 sayfalık mektup bırakıp canına kıyan kadının hayatı dram çıkmış. Sevgilime nasıl küfür edersin diyerek öldürdü. Kan donduran cinayet İstanbul'da, Eyüp'te gerçekleşti. 10 günde 2 bölüye yetecek kadar silah ele geçirildi. İstanbul polisi silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar yaptı. Ben her zaman söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde on binlerce, yüz binlerce silah var. O kadar fazla silah var ki insanlar bu silahları aldığı zaman gördüğünüz gibi cinayet haberleri okuyoruz. Anneleri vuruyorlar, babaları vuruyorlar, kardeşleri vuruyorlar, arkadaşları vuruyorlar, vurdukça vuruyorlar. Yok öyle bir şey. Bu silahlar toplanması lazım. Evet, ruhsatlı silahlar dışındaki ruhsatsız silahlar alınması lazım. Bir de ruhsatlı silahlar niye veriliyor? Ona da bakmak lazım. Hasmı olmayanlara silah verilmemesi lazım. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra özellikle sivilde silahlanma çok fazla oldu. Acaba bu silahlar nereden geliyor? Yerli silahlar mı? Yani milli silahlar mı? Yoksa yurt dışından getirip silah kaçakçıları farklı dünya markalarını Türkiye'de mi satıyorlar? Yani bu para nereye gidiyor? Bu kaçakçılık varsa, silah kaçakçılığı varsa bu paralar nereye gidiyor? Terör örgütlerine mi gidiyor? Onlar mı getiriyor? Yoksa hangi devletten geliyor? Bunları da emniyet teşkilatı çok iyi araştırıyordur tahmin ediyorum. Efendim, kurultaydan sonra yeni bir kadro ve MYK çıkacak. Merkez Yönetim Kurulu çıkacak. Kılıçdaroğlu hafta sonu gerçekleşecek kurultay için demokratik bir yarış olacak. Pazartesi gününe itibaren de çözüm üreten tek parti yine Cumhuriyet Halk Partisi olacak dedi. İnce genel başkan adaylığı için 126 imzayı teslim etti. Genel merkezde dün Kılıçdaroğlu ile görüşen Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partiyi imza baskısından kurtarmak gerektiğini ilettim. Kısır çekişmelere son verilmesi gerek dedi. Lübnan Başbakanı Hariri devletin zirvesiyle görüştü bu arada. Binali Yıldırım'la görüştü. Bakandan müjde 25 bin öğretmen alımı yapılacak. Milliyetçi Hareket Partili vekilden seçim ittifakı yaptıkları AK Parti'ye sert eleştiri biraz evvel okuduk. İYİ Parti'den FETÖ uyarısı Aytun Çıray yapmış. Türkiye'nin gündeminde demokrasi var. İşsizlik ve pahalılık terörü solladı diyor. Terör endüstrisi vatandaşın gündeminden düşerken işsizlik ve hayat pahalılığı 2017'de Türkiye'yi en çok zorlayan konular oldu. Vatandaşların %61.1'i 56.1'i Cumhurbaşkanlığı için dürüstlüğü en önemli kriter olarak görüyor. Sorun çözülürse döviz ve faiz istikrar kazanır. İşin şeytanı enflasyon olur. Ekonomide 2018 için %5'lik büyüme beklediklerini söyleyen Tuncay Özilhan en büyük riskin enflasyon olduğunu dile getirdi. Özilhan enflasyonu bu işin şeytanı olarak görüyorum dedi. Sözcü gazetesine de şöyle göz attık. Hemen Takvim gazetesine geçiyoruz. Nurettin Ak Design Akbaş. Rıdvan Bey günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Güler Haskaynar günaydın, teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Takvim gazetesi raconu kestik diyor. Yani raconu kestik diyor. Afrin yolundaki raco ve hakim tepeler ele geçirildi. Şehirdeki bombalı tuzaklar için
jandarma özel hareket ve polis özel hareket timleri görevlendirdi bu arada. Tankla, topla vurduk. Jandarma polis özel hareketinden JÖH ve PÖH oluşan 400 kişilik seçme birlik Hatay sınırında emir bekliyor. Evet, raconu kestik. Afrin yolundaki raconu Hakim Tepeler'e ele geçirdik ve temizlik harekatına başladık. Bu arada 712 terörist öldürüldü. Terörist sayısı 712'ye yükseldi öldürülen. Kilisin karşısındaki Darmık Dağı jetlerimiz ve topçularımız tarafından sürekli bombalandı. Sınırda konuştuğu fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlar teröristlere nefes aldırmadı. Ağır darbe alan terör örgütü çıldırdı. Hatay'ın Reyhan ilçesine 5 roket fırlattı. Evinde uyurken saldırıya maruz kalan 17 yaşındaki liseli Fatma Avlar kurtarılamadı. Evet, şöyle baktığımız zaman operasyon gayet başarılı gidiyor. Gayet net gidiyor. Erkeğe şiddete hayır. Adana'da Sabit Avcılar oldu. Karısı Ümran'dan defalarca dayak yedi. Canına tak etti. Hem polise hem mahkemeye gitti. Erkeğe şiddete hayır dendi. Yani çok enteresan vallahi. Hani şiddete kesinlikle karşıyız da hep böyle erkeğin kadına yaptığı şiddet gündemde. Kadın vallahi kocasını öyle dövüyormuş, öyle dövüyormuş ki adam çaresiz gitmiş emniyete şikayet etmiş. Karım beni dövüyor diye. Evet. Kurşun adres sormadı bu arada. Şehir eşyaları dehşet saçtı. Kafede oturan genç kız yaralandı. Olay Konya'da dün yaşandı. Birkaç saat önce kavga ettikleri grubun kafede oturduğunu zannederek içeri girdiler. MÇ'nin alt tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Müşterilerin panik içerisinde kaçıştığı mekanda teslime Tomak başından yaralandı. Genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçtı. Tomak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yani yine böyle üçüncü sayfalar küfür, cinayet, taciz. Yani enteresan böyle konular işleniyor. Entrikalar oldukça fazla. Evet, baktığımız zaman 6. ve 7. sayfada tamamen magazin olarak görüyoruz Takvim Gazetesi'ni. Evet, böyle 8-9. gazete Gelecek Hamlesi, Akbank'tan reklam yapmayalım. Döviz kazandırana avantajlı kredi bu arada. Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründeki KOBİ'lerin Exim Bank'ın düşük maliyetli kredi imkanlarından daha fazla yararlanmalar için KOBİ tanımının kapsamı genişletildi. 10.000 firmaya daha fırsat doğdu bu arada. 3 tavukla başladı, 3.000'e ulaştık diyor. Uşak'ta hobi olarak 3 tavuk yetiştirmeye başlayan ve yumurtaları rağbet görünce bunu gelire dönüştürmek isteyen Ömer Çoban 3.000 tavuk kapasiteli tesis kurdu. 40.000 TL hibeyle kendi işini kurmuş Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan Ayhan Özmen, evinin banyosunda başladığı kültür mantarı yetiştirildiğini genç çiftçi hibe destek projesi aldığı 40.000 lirayla kurduğu serada sürdürüyor. Yani adam evinin banyosunda affedersin kültür mantarı yetiştiriyor. Acaba banyo alıyor mu onun üstünde? O pis mantarları yemiyoruz değil mi? Yani bence bu hijyen kurulu olması lazım ki millet hangi ortamlarda yetiştiriyorlar ona bakmak lazım. Evet, Takvim Gazetesi'ne de göz attık. Bakalım Yeni Bakış Gazetesi'nin neler varmış? Yeni Bakış'a bir göz atalım bakalım. Kurni'nin zirvesi ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri Afrin'in kuzeyindeki Kurni Dağları'nın en yüksek zirvesini terör örgütü PYD-PKK'dan temizledi bu arada. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110.778 olmuş. Batı Sökü ihracatta hedef büyütmüş. Kanal projesi hayata geçmeli diyor. Geçen ay yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Körfez'de kanal projesinin hayata geçmesi gerektiğini belirterek Körfez'de sirkülasyon kanalı benzer felaketlerden bizi korur demiş. İlaç üreticisinin zam oyunu. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan 15 Şubat'ta ilaç fiyatlarına girecek zam öncesi ilaç firmalarının ve depolarının ilaç yok diyerek eczanede ilaç göndermediğini söylemiş. Tabii ki göndermiyorlar, sonra etiket değiştiriyorlar. Bence vurgun yapıyorlar. Buna da fırsat verilmemesi lazım. Yani yapılan zam bir kişinin cebinde değil, adaletli bir şekilde dağıtılması lazım. Adaletsizlik var genelde. Bu adaletsizlik giderilmesi lazım. İlaçta zam vurgunu önlenmesi lazım. Vatandaş mağdur olmaması gerekiyor. Efendim, Türkiye Gazetesi ile yola devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi sivil katillere dedi. Hain örgüt Zeytindalı sonrası Kilis ve Hatay'a 53 roket attı. 5 çana kıydı. Son kurban liseli Fatma oldu. Bennur abladan dualarla Mehmetçik AK Parti'nin engelli vekilinin jestine jestle karşılık verdi. Bennur Karaburun Afrin'e gitmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başvururken
bir gençle tanıştı. Asker olan o gencin ertesi gün düğünü vardı ve davetiye verdi. Ancak Afrin görevi çıkınca sadece nikah kıyıldı. Karaburun'da nikaha katıldı. TSK bu jeste karşı PYD vekilin ismi yazılı mermiyle vurdu. PYD ne kadar güzel. Erdoğan ile Putin Zeytindağ'da görüştü. Güvenli bölge teklifi bir taktik. TGRT Haber'de soruları cevaplayan hükümet sözcüsü Bozdağ, ABD'nin güvenli hat teklifi için ok yaydan çıktı. Teröristlerin varlığını sürdüreceği bir güvenli bölge rıza göstermeyiz dendi. Güvenli bölge mi olur bundan sonra? Ok yaydan çıktı. Teröristler temizlenecek. Geri dönüş yok. Toplarınızla, tanklarınızla gelseniz bile bu işi artık çözemeyeceksiniz. Efendim, Öztürk Yılmaz tacizden mi gitti deniyor. Öztürk Yılmaz biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. CHP'li Öztürk Yılmaz'ın AB Bakanlığından taciz yüzünden kovulduğu iddia edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı. Volkan Bozkır teyit etti. Ancak Öztürk Yılmaz'ın AB Bakanlığından 15 gün içinden için kovulduğunu kimse söylemedi. İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partili Yılmaz görevi sırasında mahiyetindeki 4 kadını taciz etti. Skandal bakanlıktan ayyuka çıktı. Öztürk'ün görev yeri değiştirildi. Evet, yeni hedef darmık diyor. Onu biraz evvel okuduk. Araç tescil işlemleri noterlerde olacak bundan sonra. Artık araç tescil işlemleri için emniyet müdürlüğüne gitmeyeceksiniz. Noterler de bundan sonra gerçekleşecek. Bakan Soylu yapılan düzenlemeyle personelimizin yaklaşık %80'i trafik denetleme birimlerine aktarılacak. Böylelikle trafik güvenliğimizin daha da artmasına katkı sağlamış olacağız. Yani orada pasif bir şekilde işlem yapan polis memurları bundan sonra aktif bir şekilde sahada olacak anladığım kadarıyla. Adam buzağı arabasının arka koltuğuna bindirmiş buzağı. Buzağı ile birlikte arka koltukta seyahat ediyor Afyonkarahisar'da. Anlamlı hareket, kirlenmesin diye ayakkabısız girmiş birisi de. Manisa'nın Gördesi ilçesinde devlet hastanesine giden kepçe operatörü Halişen, içeri kirlenmesin diye çamurlu ayakkabıdan kapının önüne çıkardı. Bir kişi ayakkabıdan fotoğrafını çekerken sosyal medyada paylaştı. Takdir toplayan bu görüntü sonrası Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akgül ile Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici Şen'e ulaştı. Kepçe operatörüne ayakkabı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Aferin böyle, temiz olacaksın. Ve artı mekanlara saygı göstereceksin. Türkiye Gazetesi'ne de hızlı bir şekilde göz attık. Sabah Gazetesi'yle devam ediyoruz. Sabah Gazetesi'nde sivilleri kim öldürüyor, dünya görsün diyor. Sabah Gazetesi manşetinde. Özellikle teröristlerin Reyhanlı'ya attığı roketlerle 5 vatandaşımızı kaybettik. Yani sivilleri kim öldürüyor, bütün dünya görsün diyor. Külliye'de gündem savunma sanayisi. Savunma Sanayisi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliye'de toplandı. 7 saat süren toplantıda 9.4 milyar dolarlık 55 proje masaya yatırıldı. Zeytindal Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yeniden eklenmesi kararlaştırıldı. Kimseden izin almayız, gerekeni yaparız dedi Erdoğan Putin'le telefon konuşmasında. Evet, tekrar bakıyoruz. MESAM'ı soydular, devlet el koysun. Arabesk'in usta ismi Burhan Bayar, Orhan Gencebay'ın MESAM başkanı iken dışlandığını ve görevinden el çektirildiğini iddia etti. Arif Sağ ve ekibi MESAM'ı soyuyor. Devlet acilen bu işe el koymalı dendi. Enteresan bir konu MESAM. Yani orada da hakikaten bir soygun var mı? Onu da el koymuş bakıyorlar herhalde. Efendim, Başakşehir'de çalıştıkları fırında kalan 4 işçi ölü bulundu. İşçilerin zehirlenmiş olabileceği belirtilirken fırın sahiplerinin ifadesi alındı. Yazık, 4 işçi hayatını kaybetmiş fırında. Odun ile pişen ekmek, odun ekmeği şeklinde bir tabela görüyorum. Orada vatandaşlar, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. 3 aile çatıştı, 4 ölü 7 yaralı. Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Oyalı köyünde Can ve Korkmaz ile Bekir aileleri arasında merada hayvan otlatma nedeniyle kavga çıktı. Otomatik silahlarında kullandığı silahlı çatışmada Akif Can 25 ile Abdurrezzak Bekir 57, kızı 28 yaşındaki Leyla Bekir ile 41 yaşındaki Cebrail Korkmaz öldü. Yani özellikle bu kırsal kesimlerde gerçekten kırsal kesimlerde bu tip şeyler yaşanıyor. Mera dediğimiz hayvanların otlayacağı noktalarda senin hayvanların otlayacak, benim hayvanlarım otlayacak, yok işte diğerini otlayacak derken tartışma çıkıyor. Bu arada Besiyat Başkanı Sayın Ali Aktaş bize iyi yayınlar dilerim Rıdvan Bey demiş. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Şenol Bardakçıoğlu günaydın, iyi yayınlar yengeciğim demiş. Teşekkür ederim yengeciğim. Evet, Konya'ya dünyaya yayılan yeni trend koşarken çöp topla. Bakınız, dünyada yeni bir trend var. Bu trendde koşarken çöp topla diyor. İsveç'te başlatılan
Harekat, sporu seven çevrecilerin ilgisini çekiyor. Koşarken bir yandan da çöp toplayan katılımcılar topladıkları atıkları sosyal medyadan yayımlıyor. Aslında İzmir'de biz de mi başlasak ya? Böyle koşuya başlayacak şöyle bir saat, iki saat. Bu koşarken de çöpleri alsak, bu çöpleri de yayınlasak da milletin ne kadar çevreye duyarlı olmadığını, çevreyi nasıl kirlettiğini çok iyi görsek. Hani böyle gittiğimiz zaman ilkbaharda, sonbaharda, yaz aylarında, denizin kenarında, çimlerin üzerinde o çiğdem kabuklarını, kabak çekirdeği kabuklarını, poşetleri, kola kutularını, bira kutularını, denize atılan pet su şişelerini, o naylon poşetleri bir görseniz var ya, yemin ediyorum, iğrenirsiniz ya. İnsanlar bu kadar pis mi olur? İnsanlar bu kadar çevreyi mi kirletir? Yani olur mu böyle bir şey? Olmaz. Nasıl olmaz? Olmaması gerektiği için olmaz ama oluyor işte. Bak ne yapmışlar dünyaya yayılan yeni trend koşarken çöp toplama. Bunu bir etkin hale getirmek lazım. Bu haber konusu aynı zamanda. Evet. 152 yıl sonra eşsiz manzara. 1866'dan beri ilk kez süper kanlı ve mavi ay tutulması birlikte gerçekleşti. Bu muhteşem doğa olayı Türkiye'den de izlenebildi. Evet, özellikle İstanbul'dan çok rahat izlendi. Muhteşem manzaralar. On binlerce fotoğraf makinesi çalıştı tabii ki. Millet bu anı unutur mu? Torunlarının torunlarına anı olarak bırakacaklar fotoğrafı. Diyecekler ki, bak evladım bu senin, benim babamın babasının babası tarafından çekilmişti diyecekler. Çünkü birkaç yüzyılda bir geliyor. Sudan'a Kız Kulesi modeli. Sudan'daki Sevakin Adası'nın yenilenme çalışmalarında saha tetkik çalışmalar tamamlandı. Adanın yeniden inşa edilmesinin ardından Sanganep Deniz Feneri'de restore edilecek. Evet, Sanganep Deniz Feneri restore edilecekmiş. Anlaşma Aralık'ta imzalanmıştı biliyorsunuz. Bizim için Sevakin Adası çok önemli. Çünkü Büyük İsrail Projesi'ne baktığımız zaman, Büyük İsrail Projesi'nde hani bugün Suriye'de bir koridor oluşturmak istiyorlar ya, Irak'ta belirli noktalarda tamamen kontrolü Kuzey Kürt bölgesi olarak ele geçirdiler ya Barzani yönetiminde. Hani geçtiğimiz günlerde işte 24 Ekim'de referandum yapılan. Amaç neydi biliyor musunuz Büyük İsrail Projesi'nde? Türk ticari gemilerinin çıkışı yasaklanacak. Tamamen İsrail'in kontrolüne geçecekti. Türkiye bir hamle yapması gerekiyordu. Türkiye hamlesini Sevakin Adası'nı alarak yaptı. Şimdi İsrail ileride bir sıkıntı olur da problem yaratırsa olur ya, yani bunların hepsini düşünmek lazım. Türkiye'de İsrail'in tüm ticari gemilerinin geçebileceği nokta Sevakin Adası. Sevakin Adası'nı ne yaptı? Sudan'dan aldı. Yani Sudan Türkiye'ye verdi. Artık orada üs kuruyoruz. Yani Türkiye'nin stratejik hamlelerini dünya üzerinde, sadece bölgesinde değil ve dünya üzerinde de stratejik hamlelerini görüyorsunuz. Aynı zamanda onunla kalmıyor. Dünyada mazlumların sesi oldu Türkiye. Burada müdahale edebiliyor. Evet. Evet, Sabah Gazetesi'ne de şöyle bir göz attık. Bakalım, İlk Ses Gazetesi önümüzde. İlk Ses Gazetesi'nde Yıldırım'dan Macron'a cevap diyor. Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin sözlerine ilişkin, Afrin'de de biz DHP, KKP, YPG'ye karşı bir operasyon yapıyoruz. Eğer Fransa meseleyi böyle ele alıyorsa onların da Suriye'de yaptıkları faaliyeti aynı şekilde değerlendirmek lazım. Fransa'nın Suriye'de ne işi var ya? Hadi bizim sınırımızda güvenlik tehdidi var ama Fransa'nın Suriye'de ne işi var? Amerika'nın 11 bin kilometre uzaktan Suriye'de ne işi var? Türkiye sınır güvenliği için her türlü müdahaleyi aslanlar gibi yapacak. Var mı içimizde buna karşı çıkacak kimse? Var mı dünyada buna karşı çıkacak kimse? Yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde operasyon sırasında bugüne kadar 712 kişi, yani kişi değil terörist, teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Suriye'de yaptıkları, Macron'un, Fransa'nın özellikle yaptıkları faaliyeti aynı şekilde değerlendirmek lazım. Ne işiniz var sizin Fransa'da kardeşim? Öyle değil mi Fransa? Ne işin var senin? Yani Türkiye mi girmeyecek olaya? Sana mı soracak Fransa? Evet, Türkiye'de şu anda kemik iliği nakli bekleyen 2000 civarında hasta bulunduğunu açıklayan Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, kök hücrelerin hastaların sağlıklarına kavuşması önemli rol oynadığını söyledi. Özellikle İzmir'in bürokratları gayet iyi. Gökay Gök de çok değerli bir bürokrat bu arada. Kızılay Kuzey Bölge'nin başında. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök başarılı bir bürokrat. Ciddi çalışmalar yapıyor.
Yani Gökay Bey'i gördüğüm zaman geçenlerde bizim konuğumuzdu. Yani insanın kan veresi geliyor. Yani Gökay Bey'i gördün mü şöyle bir ünite kan vermek istiyorum. Yani bundan bir 6 ay önce bir kan vermiştik. Geçtiğimiz günlerde Gökay Bey diyor sıran geldi hadi bakalım tekrar kan vereceksin. Yani Gökay Bey'i kim görürse Kızılay Bölge Müdürü'nü hakikaten ya işte uğrayacağım kan vereceğim diyor hemen. Onu da kendisi esprili bir şekilde anlatıyor zaten. Bu arada İYİ Parti İzmir Başkanlığı başta Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Hareketi olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası kan ihtiyacına destek vermek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Aferin İYİ Parti, Yıldırım Ulupınar önderliğinde kan bağışı düzenlenmiş ve hakikaten ihtiyaç var. Bakınız özellikle Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlerimiz teröristler etkisiz hale gelmek için gittiler. Binlerce veya on binlerce kişi. Kan ihtiyacımız olması halinde hastanelerin kan stokunu almak mümkün değil. Burada Kızılay'ın kan stoklarına bakılır. Onun için de Kızılay'ın kan stoklarında yetersizlik var. Bunu açık bir net bir şekilde söyleyelim. Gök böyle söylediği için söylüyorum. Onun için de mümkün mertebe kan bağışında bulunmak hakikaten sağlık açısından faydalıdır. Tekrar yeni hücrelerin hayata geçmesi önemlidir. Günde zaten milyonlarca hücre üretiyoruz. Bunlar ölüyor, her gün üretiyoruz. Kan bağışı iyidir. Yani damarlarımızda dolaşan kan var ya, bize hayat veren başkasına da hayat versin. Ne olur bir ünite kan veriverin, kan stoklarımız artsın biraz. Yarın Mehmetçiğimize kan ihtiyacı olursa inşallah olmaz. İhtiyacı olursa en azından stoklarımızda bulunsun. Tedbirimizi alalım, öyle değil mi? İlk Ses gazetesi inşaat yine can aldı. İzmir'in Çiğli ilçesinde inşaat alanında bulunan demir iskelesinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Aslında inşaatlarda çok fazla can kaybı oluyor, yaralanmalar oluyor. Can kaybını biliyoruz da sakat kalan insanlar da var. Burada müteahhitler, iş güvenlik uzmanları, artı yapı denetim, bir de Mayıs ayından itibaren sigorta şirketleri devreye girecek. Artık bir daire alacaksınız inşaattan. Eğer müteahhit bitirmez, kaçarsa sigorta size bunun bedelini ödeyecek. Mayıs ayından itibaren mükemmel bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Mayıs ayından itibaren mükemmel bir şey. Konut alıyorsunuz müteahhitten, müteahhit bitirmiyor. Artık sigorta kapsamında. Sigorta şirketi size hemen onun bedelini tak diye ödeyecek. Bu arada biraz evvel maketten konut alanlar caydığı zaman %2 cayma bedeli yerine daha fazla olsun demiş GYÖDER Başkanı. Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği Başkanı halt etmiş. Olur mu öyle şey? Yani vatandaş maketten konut alacak. Daha ortada 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bitecek konutlar var. Ve parasını toplayacaksın, şan şöhret yapacaksın, zenginleşeceksin. Sonra da vazgeçtiği zaman da %2 değil efendim de işte %5 olsun. Yani 1 milyonsa 50 bin lira cayma bedeli olsun. 500 bin lira ise konut, 25 bin lira cayma bedeli ödesin. Yok öyle bir şey. Ben şiddetle buna karşıyım. Şiddete de karşıyım bu arada. Evet, 9 Eylül gazetesiyle devam ediyoruz. Soçi zirvesi sonrası telefon trafiği arttı. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün telefonla konuştu. Afrin'den sonra Menbiş'te, kısacası Münbiş'te yazılıyor. Münbiş'te operasyonda kararlıyız dedi. Bu konuda bildiğimiz kadarıyla yapılan açıklamaya göre, Yeni Asır gazetesine göre anlaştıkları söylendi. Ama diğer gazetelerde var mı yok mu bilmiyorum. Şu anda 9 Eylül gazetesini okuyoruz. Atilla Sertel de Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisine aday oldu. Evet, parti meclisine birçok aday var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunlardan birisi de eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci Atilla Sertel. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, İzmir milletvekili parti meclisine adayım dedi. Ve niye adaymış? Ankara'da yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını parti meclisine ülkede adalet, siyasette cesaret sloganıyla adaylığını ilan etti. Bunun için adaymış. Altın kemerli Aşçı Hasan uluslararası kickbox şampiyonasında K1 branşında altın kemere uzanan ve 2017 Türkiye kickbox şampiyonasında ikinci olan İzmir Hasan Demir geçimini sürdürmek için aynı zamanda profesyonel aşçılık yapıyor. Tabii ki yapacak insanlar, yani insanlar çalıştığı yerde karnı doyacak, işini yapacak. Aynı zamanda ek iş tabii ki yapabilir. Yaşam bu. Çalıştığınız iş yerinde ne kadar çok güzel çalışırsanız, takdir alırsanız o kadar iyi olur tabii ki. Orman kurtuldu. Örnekköy'de geçen yaz ayında çıkan yangınlarda zarar gören ve rant iddialarını gündeme getiren ormandan
Müjdeli haber geldi. 9 Eylül gazetesinin yetkililere çağrıda bulunduğu bölgede fidan dikimi başladı. Rant iddiası korkuttu. Geçtiğimiz günlerde Örnekköy kısmında Yamanlar Dağı'nda biliyorsunuz bir bölüm yanmıştı. Hemen demiştik ki ya bu işte İstanbul'da ormanlara konut kuran Ağoğlu şirketi mi geliyor acaba, ona yer mi açılıyor diye sormadan geçememiştik. Çünkü orman deyince akla Ali Ağoğlu'nun atın üstünde dört nana gelişi vardı. Bir de gözümden asla kaybolmayan mimarların çizmiş olduğu birçok projeyi hiç mimariden anlamayan patron olan Ali Ağoğlu'nun masanın üzerinden böyle alıp da yere atışı hiç gözümün önünden gitmiyor. Yani İzmir'de özellikle Karşıyaka'da Örnekköy'de yangında yanan ormanın tekrar yerine fidan dikilmesi beni sevindirdi. İnan ben de endişe duymuştum, korkmuştum. Eyvah konut olacak oralar demiştim. Ama bu konuda gerekli bir şekilde müdahale edilmiş ve ağaç dikilecekmiş oraya, fidan dikilecekmiş. Ve bu konuda da bence daha fazla fidana ihtiyaç var. Evet, şöyle ikinci sayfasına bakalım. Kemal Paşa'da hayvanseverleri 3 aya erimiş halde bulduğu ve Diren ismini verdiği köpek için seferberlik başlatıldı. Diren'in protez bacaklarına yeniden yürüyebilmesi hedefleniyor. Ne güzel, aferin ya. Valla böyle köpekler de kediler de bizim can dostlarımız. Yani bunları sevmek lazım. Ben de hatta dün iş yerimde arkadaşlara dedim ki şöyle küçük sevimli bir yavru kedi alalım ve kedi de iş yerimizde maskotumuz olarak olsun. Daha önce benim bir kedim vardı. Yine bir müşterim ismini koymuştu kedinin. Şaziye isminde bir müşterim vardı. Dedi ki kedinin ismi benim ismim olsun ne olur demişti. Kediyi çok sevdiği için. Şaziye isminde bir kedimiz vardı. 2,5 yıl iş yerimizde maskotumuzdu. Çok da akıllı bir kediydi. Yani öyle bütünleşti ki kediyle sanki konuşuyoruz. Neredeyse evrağı vereceğiz. Evrağı ağzına alacak, götürecek, diğer masaya verecek şekilde de samimi olmuştuk bir ara. Evet, baktık şöyle. Konu hayvan olunca muhabbette tabii ki keyifli olacak. Posta gazetesine bakıyoruz. Türkiye 2018 diyor Posta gazetesi. Kadir Has Üniversitesi 2018 Türkiye'sine mercek tutan sosyal siyasal eğilimler araştırmasını açıkladı. İlk önce sorunlara bir bakalım. 4 büyük sorun varmış. %29 terör diyor. Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sorusuna halkın yanıtının %29'u halkın, yani katılan 100 kişiden 29'u terör demiş. %18.1'i FETÖ demiş. 2015'ten bu örgütlenme için en büyük sorun diyen oranı %1.3'müş aslında FETÖ ile ilgili. 3. %17 işsizlik. 4. %13.2 pahalılık. Hükümetin ekonomi politikalarını doğru bulanların oranı 9 puan artıp %47.7'ye, yani %50'lere kadar çıkmış. En güvenilir kurum ise polis çıkmış. %52 Türkiye'yi dindar, %47 ise laik diye tanımladı. %54.4 Orta Doğu ülkesi, %45 Avrupa ülkesiyiz dedi. Bu çok enteresan yalnız. Hiç hoşuma gitmedi burası. Benim hiç hoşuma gitmedi. Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi? Bakınız tekrar okuyayım. 100 kişiden 52 kişi Türkiye'yi dindar, %47.7 ise layık diye tanımladı. %54.4 Orta Doğu ülkesiyiz dedi. %45'i Avrupa ülkesiyiz dedi. Şimdi size soruyorum. Biz Avrupa ülkesi miyiz? Orta Doğu ülkesi miyiz? Biz dindar bir ülke miyiz? Müslüman ülkeyiz tabii. %99. Laiklik açısından soruyorum bunu. %47.7 laik demiş Türkiye. Türkiye laik bir ülke aslında. Ben takıldığım nokta neden %47.7? Yani laiklik oranı daha fazla olması lazım. Evet, ben Kürdüm diyenlerin oranı bir yılda %5 azalıp 6.2'ye düştü. Yani 11.2'den 6.2'ye düştü. En güvenilen kurum %62.3 ilk kez polis oldu. Bunu 60.8 ile jandarma izledi. %47.4 ile inen orduya güven %60'a çıktı. Cumhurbaşkanlığı güven 56.5 oldu. 3 yıldır düşen Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekleme oranı 12 puan artıp %57.8'e çıktı. %56.4 Türkiye'nin sınır dışı operasyon yapmasını destekledi. Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra Türkiye'nin dostu olarak görülen ülke Rusya oldu. Oysa 2015 yılında halkın %64.7'si Türkiye için en tehlikeli ülke Rusya demişti. Değil mi? Dış politikada dengeler nasıl da değişiyor? %75'i okumuyor. 2019'daki seçimde Cumhurbaşkanı ilk turda seçilir diyenler %47.7, %45.6'ya göre İyi Parti siyasetteki boşluğu dolduruyor. %47.5 o halin uzatılmasına karşı toplumun %75'i hiç kitap okumuyor. Toplumun %70'i televizyon izliyor. Bence saçma sapan bir araştırma olmuş bu. Yani çok acemi, çok basit, gerçekleri yansıtmayan, saçma sapan
Sadece önceden belirlenmiş, masa başında yapılmış bir araştırma bu. Kadir Has Üniversitesi 2018'in Türkiye'sine mercek tutan sosyal siyasal eğilimler araştırmasını açıklamış. Bence algı uyandıran bir araştırma. Zaten araştırma şirketlerinin yüzde kaçı güvenilir ki? Araştırma şirketlerinde bas parayı, bazıları için söylüyorum, bas parayı istediğin raporu çıkar. Seçimlerde siyasiler bunu yapmıyor mu? Araştırma yaptırıyorlar. Zirvede ya aday, aday hiç daha piyasaya çıkmamış, kimse tanımıyor. %80 tanınırlık koyuyorlar ortaya. Aday olması halinde seçilir diye %93 çıkıyor bazı adaylarda. Var mı böyle bir şey? Yani bu araştırma şirketlere bakın, Türkiye 2018 Kadir Has Üniversitesi 2018 Türkiye'sine mercek tutan sosyal siyasi eğilimi araştırması saçma sapan olmuş bana göre. Efendim bu balina konuşuyor. Fransa'da akvaryumdaki dişi katil balığını tarihe geçti. 16 yaşındaki Vicky adlı verilen balina insan sesini taklit edebiliyor. 3'e kadar sayıyor. Merhaba ve güle güle diyor. Bakıcısı Amy ismiyle sesleniyor bakıcısına. Enteresan. Valla katil balığı yapıyormuş bunu. Zaten bizim de denizden çıktığımız, suyun içinden çıktığımız söyleniyor ama tabii ki insanoğlunun yaratılış biçiminde baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de öyle göstermiyor tabii ki. Daha farklı. Efendim kocasını ve oğlunu döven Ümmühan'a 8 yıl hapis. Hani karısını döven Amin Efendi, Veli Efendi işte onlar ceza alıyor ya bugüne kadar şiddet uygulayan. Kocasını ve oğlunu döven Ümmühan'a 8 yıl hapis verilmiş. Kadın kocasını böyle aslanlar gibi dövmüş. Bazı kocalar sopayı hak ediyor yalnız onu da söyleyeyim. Karısına şiddet yapanlar, eziyet yapanlar, köle gibi kullananlar. Ara sıra böyle bir güzel bir sopa çekeceksin böyle. Oklavayla mı çekersin, merdaneyle mi çekersin? Yani hayat müşterek, girdiğin zaman eve birlikte çalışacaksın. Karısına işkence yapan birçok erkek var. Aslında bu sayı birkaç değil, on binlerce. Bakınız, erkek çalışıyor. Sabah çıkıyor, gidiyor çalışıyor. Kadın da çalışıyor onun gibi. Kadın ve erkek beraber işe gidiyorlar. Çalışıyorlar, akşam eve gidiyorlar. Beyefendi ihtiyaçlarını karşılıyor, açıyor kumandayı. Televizyon izliyor. Eskiden kadınlar dizi takip eder, şimdi erkekler takip ediyor. Hanımefendi ise hemen mutfağa dalıyor, yiyecek bir şeyler ayarlıyor. Yemek içlerini ayarlıyor. Oradan kalkıyor, gidiyor böyle çamaşır makinesine bir şeyler atıyor. Onu çıkıyor, kurutuyor, ütüleme yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ya vallahi eşitlik değil aslında ya. Yani eşitlik değil. Onun için de bir de karılarına, yani kadınlarına eziyet yapıyorlar. Bırakın bunu, eziyet yapıyorlar. Bilmiyorum ama kadın kocasını dövmüş. Ellerine sağlık. Dersin bana. Hep kadınlar şiddete maruz kalıyor. Hep kadınlar erkeklerden dayak yiyor. Ama hak eden erkek de kadın dövsün. Çünkü eziyet etmişse, işkence yapmışsa kadın yeter artık canım pes demiştir, dövmüştür. Okumayacağım haberi. Yani okuduğum zaman belki farklı bir şey çıkabilir. İçimden geldiği gibi aktardım. Efendim bir inşaat mahalleyi yıktı. Bursa Yıldırım'daki Molla Arap Mahallesi'nde bir inşaatın neden olduğu toprak kayması yüzünden yol ve evlerinde çatlaklar oluştu. Yıkılma tehlikesi olan 60 ev önceki gece boşaltılıp mühürlendi. 120 kişi tahliye edildi. Evlerinden çıkmak zorunda kalanlar misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi. Toprak kaymasına neden olan inşaatın yapımı durduruldu. Tedbirler alınması lazım. Yanında binalar kayabilir, öyle değil mi? Edirne'de polislerin trafik denetiminde yakaladığı plakasız çalıntı hacizde icralık belgeleri eksik araçlar 7 Emin Otoparkı'nda çürüyormuş bu arada. Evet gerçekten araç üstüne koymuşlar. Böyle eskiden ne vardı? Eşeğin üzerine aslan üzerine şey ismini bilemedim. Bremen mızıkacıları vardı eskiden. Onun gibi bakıyorum da araç üzerine binmiş geçmiş. Evet Bremen mızıkacıları galiba değil mi? Yanılmıyorum. Öyle hatırlıyorum. Evet şöyle bakıyoruz. Posta gazetesinde okuduk. Gelelim Sabah Ege'liye. İnandı başardı diyor. İzmirli İnan Evin oyun motoru yarışmasında ilk 50'ye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek konferansa davet edilen İnan bu benim için büyük şans dedi. Aferin bakınız İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi İnan Evin 11 yaşında oyun geliştirmeye başladı. Üniversitenin desteğiyle de yeteneğini geliştirdi ve çok güzel oyun motoru geliştirmiş ve bunu da Amerika'ya davet edilmiş. Aslında Türkiye'de bu gibi dehaları barındırmak lazım. Silikon Vadisi kurulması lazım ve bu gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Yetiştiriyoruz, Amerika'ya kaptırıyoruz.
Engelliler gönüllü askerliğe başvurdu. Engelliler gönüllü askerliğe başvurmuş bu arada. Zeytinden operasyonu destekler devam ediyor. İzmir'de engelli vatandaşlar gönüllü olarak asker alınmak ve Afrin'de görev yapmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Evet, bravo valla, engelli kardeşlerimiz ne güzel gitmişler. Biz de katılmak istiyoruz demişler. Askerimizin yanındayız demişler. Evde eğitim alarak hayatı öğreniyor. İzmir'de evde eğitim alan 10 yaşındaki ağır engelli Başak Aktaş isteği ve azmini herkesi şaşırtıyor. Pek çok dersten pek iyi alan ve büyüyünce öğretmen olmak isteyen Aktaş'a öğretmenlerin ailesi destek veriyor. Aferin. Evet, prematüre doğduğu yaşama tutundu. 7 aylık olarak doğan Beren Su'nun ince bağırsaklarında yırtık tespit edildi. Minik Beren Su 2 ameliyatta sağlığına kavuştu. Canım benim. Manisa'da trafik kazası 2 ölü. Kula'da ahşap ev küle döndü. 2000 yıllık yılan zehriyle geçirildi. Vay be. Balıkesir'in Surluk ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2000 yıllık olduğu değerlendirilen yılan zehriyle şarap mayasıyla geçirildi. Balıkesir Valiliğine yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda İstanbul'dan İzmir'e tarihi esere götüren ve organize olan hareket edenleri yönelik Surluk'ta yaptığı operasyonlarla etkisiz hale getirdiler. 2000 yıllık olduğu belirtilen yılan zehri ele geçirildi. Evde sağlık bir telefon uzakta diyor. Evde bakım hizmetleri için Balıkesir'de 21 doktor 66 sağlık personeli hazır bekletiliyor. İzmirliler güzel havayı fırsat bildi bu arada. Dün hava güzeldi, bugün de güzel. Tabii ki İzmirliler de bu güzel havada sokağa çıkıyorlar ve deniz kenarında, tabii deniz kenarında oturabilecekleri bir yer bulabilirlerse gelsinler Karşıyaka'yı bir görsünler bakalım. Karşıyaka'da bir yıl, bir buçuk yıl deniz kenarında affedersen operasyon var. Evet, deniz kenarında baktığımız zaman Karşıyaka'da Churchill dediğimiz eski yerde Bostan'dan itibaren Mavişehir'e kadar olan Aks'ta kapattılar orayı. Artık kimse girmesin diye orada Büyükşehir Belediyesi proje uygulayacak. Bu projenin de bir yıl aşkın süre olacağından bahsediliyor. Efendim, orada o proje bir yıl aşkın süre mi olur? Siz ihaleyi verirken Sayın Kocaoğlu ilgili firmalara ben kardeşim bu projeyi 4 ayda istiyorum, 3 ayda istiyorum, 6 ayda istiyorum. İster yap ister yapma. Yapacaksın mı yapmayacaksın mı? Bunu konuşacaksın, pazarlık yapacaksın. Bir de yapılan projede yaşaması lazım orada. Yapılıyor, bitiyor. 3 ay, 6 ay geçmeden yapılan malzemelerin adiliğinden, yani dayanıksız olmasından, çürük olmasından, yetersiz olmasından, yorgun olmasından yapılan tüm malzemeler ölüyor, hasar görüyor. Ve ondan sonra da tüm paralar çöpe gidiyor. Giden paralar sizin cebinizdeki para değil Sayın Kocaoğlu, bizim paramız. Bizim bu tabela vergilerini size Büyükşehir'e ödediğimiz paralar, emlak vergisi verdiğimiz paralar. Onun için çok iyi dikkatli bir şekilde bir vatandaş olarak, özellikle Karşıyaka'da yaşayan birisi olarak Bostanlı sahilinde on binlerce vatandaşımızın rahat hareket edecek, yürüyecek spor alanı olarak bildiğimiz o noktanın bir an evvel bitirilmesini istiyoruz. Yani bu konuda hani böyle yaptım ettim, ihaleyi verdim demek de olmuyor, öyle değil mi? Evet, dev işbirliği diyor. Yaşar Üniversitesi ile Havelsan el ele verdi. Birlikte siber istihbarat laboratuvarı kurulacak. Türkiye'nin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu yazılımlar geliştirilecek. Siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek. Ne güzel böyle bilişimle ilgili, yazılımla ilgili bir şey ürettiğimiz zaman mutlu oluyorum ben. Neden Hindistan, neden Pakistan, neden Çin, neden Japonya ve artı Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkeler özellikle yazılımda çok önemli şeyler yapıyorlar da bizim beynimiz, aklımız, zekamız yok mu? Var böyle bir sürü insanlarımız. Üniversitelerde pırıl pırıl gençlerimiz var. Gençlerimiz ellerindeki telefonu bir kenara fırlatır da bilime, teknolojiye, artı üretime hız verirlerse biz dünyayı sollar geçeriz. Mükemmel bir şekilde geçeriz ama şöyle baktığımız zaman gençlerimizin elinden tablet ve telefon düşmüyor. 5000 liraya, 4000 liraya, 3000 liraya telefon aldırmak için anne babalarına müthiş bir şekilde baskı kuruyorlar. Gençlerimiz işe giriyorlar, işte birkaç ay böyle kazanıyorlar, paralarını alıyorlar. Sonra da annelerin babaların yanında olduklarından dolayı da diyorlar ki ne olacak diyorlar, bana yeter bu birkaç bin lira, 3-5 ay diyorlar. İşten ayrılıyorlar. Anneler babalar buna çok dikkat etmesi lazım ve sonra gençler iş yapmıyor, öyle değil mi? İş yapmıyorlar gençler. Sonra da hantal gençlik oluşuyor. Bakınız ne güzel, Yaşar Üniversitesi ve Havelsan el ele verdi. Birlikte siber istihbarat laboratuvarı kurulacakmış. Evet. Yaşar Üniversitesi de güzel, böyle gerçekten çok değerli hocalarımız var. Yani bu konuda kendilerini tebrik ediyoruz. Evet. Dünyada ilk 50 arasına girmiş işte İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne biraz evvel bahsettiğimiz dünya ünlü yazılım şirketi
ilgili oyun motoru üreten gencimiz İnan Evin Amerika'ya davet edilmiş. San Francisco'da yapılacak oyun geliştirme konferansına katılma hakkı kazanmış. Atilla Sertel de parti meclisine aday. Kara su tehdidi Ayvalık'ta dünyaca ünlü sarımsaklıda denizin kapkara bir renk alması yöre halkını endişelendirdi. Gözler geçmişte balık ölümleriyle gündeme gelen Nikita Deresi'ne çevrilirken bölge halkı denize akan zeytin kara su kaynağının tespit edilmesini istiyor. Denize akın zeytinin kara suyu var. Hangi fabrika zeytin suyunu salıyorsa deniz simsiyah olmuş. Yani denizi kirletiyorlar. Topuklu Efe top mermisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytinalı operasyonunda görev alan Aydınlı askerler top mermisine Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu'nun lakabı olan Topuklu Efe ismini yazdılar ve bunu düşmana gönderdiler. Düşman dediğimiz affedersin Türkiye'ye gelip de bebekleri katleden teröristler. Dağlıca şehidi müzede yaşıyor bu arada. Hakkari'de 15 arkadaşıyla birlikte yola düşünen patlayıcının infilak etmesinin sonu şehit olan komando uzman çavuş Tolga Artu, Manisa Turgut'ta yaşayan ailesi 3 katlı apartmanlarına bir kat daha ekleyerek müzeye çevirdi. Aferin aileye. Çocuklarını yaşatıyorlar. Gerçekten aferin. Evet. Müzede yaşatılıyor bu arada. Evet, biz ayrılan süre burada sona eriyor. Bugün 1 Şubat 2018 günlerden Perşembe. Günaydın Türkiye, günaydın İzmir dedik ve keyifli bir sohbet yaptık. Gazete manşetlerini okuduk ve gazete manşetlerini okuduktan sonra da yorumlarımız oldu tabii ki. Sürçülisan ettiysek affola. Çünkü yorumlarda bazen dozu yukarıya taşıyorum, bazen yükleniyorum, bazen bildiklerimi paylaşıyorum. Ama keyifli bir program olması için de elimden gelen neyse yapmaya çalışıyorum. Yarın 2 Şubat günlerden Cuma yine birlikte olacağız saat 10'da. Belki Cuma olduğu için Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar hocamız katılabilir. Birlikte gazete manşetlerini okuyacak olabiliriz. Olmasa da başka konuğumuz da olabilir. Yarın saat 10'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar.